Merhaba arkadaşım. Şimdi limit 3'te ilk iki derste öğrendiklerimizle alakalı bazı sorular çözeceğiz. Sonra trigonometrik fonksiyonların limitine geçeceğiz. Örneğimden başlıyorum. Bir üslü sayı verilmiş. Eksi 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti ve x sonsuza giderken. Tamam, ne yapacağız şimdi? Burada genel bir kural yok ya da genel bir formül ezberlemeye gerek yok. X'in yerine birden sonsuza kadar değerler artırıp bu sayının nereye yöneldiğine bakacağız. Tamam mı arkadaşım? Şimdi X'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye değerler verirken tek değerlerinde bu sayı negatif olacak, çift değerlerinde pozitif olacak. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman önce tek değerlerini inceleyeyim. Eksi 1 bölü 3'ün kuvveti 1 olursa bu sayı eksi 1 bölü 3 olur. Kuvveti 3 olursa eksi 1 bölü 3'ün küpü 27. Kuvveti 5 olursa eksi 1 bölü 81'i 3 ile çarpın. 243, doğru mu? 3, 8, 3, 4, evet. Bu şekilde sayı devam eder tek kuvvetlerinde. Bak şimdi, bunlar eksi olmasaydı, artı olsaydı sayı gittikçe küçülüyor diyecektik, doğru mu? 1 bölü 3, 1 bölü 27, 1 bölü 243 ama bu sayıların önüne bir de eksi geldiği için bu sayılar aslında büyüyor, artıyor. Çünkü bunlar artı olsaydı sayılara küçülüyor diyecektik. Önüne eksi geldiği için tam tersine artıyor bu sayılar. Nereye doğru yaklaşıyor? Sıfıra doğru. Bak. Şimdi bu sıfır. Bu sayı eksi 1 bölü 3'tü, buradaydı. Eksi 1 bölü 27 oldu, sıfıra yaklaştı. Eksi 1 bölü 243 oldu, sıfıra daha da yaklaştı. Sıfıra soldan yaklaşıyor. Dolayısıyla nihayetinde alabileceği en büyük değer sıfırdır. Tamam. Yazdım. Demek ki negatif değerleri sıfıra yaklaşıyor. Şimdi pozitif değerlerine, yani çift kuvvetlerine bakayım. X 1 olsaydı buydu. 2 olsaydı karesi olur. 1 bölü 9. Daha sonra 4. kuvveti olursa ne olur? 1 bölü 81. Bu şekilde bakın 1 bölü 9, 1 bölü 81. Ne oluyor? Sayı şimdi küçülüyor. Çünkü payda büyüdükçe biliyorsun ki sayı küçülür. Bu sayı nereye kadar küçülüyor? O da sıfıra. Çünkü 1 bölü 9 atıyorum buradaydı. 1 bölü 81 daha da sıfıra yaklaşır. Sonra sen bunun 6. kuvvetini alırsın, daha da sıfıra yaklaşır. Daha da yaklaşır, daha da yaklaşır. Sıfıra sağdan yaklaştı. Gördüğün gibi bu limitin sonucu da sıfır olur. Demek ki soldan yaklaşınca da sıfıra, sağdan yaklaşınca da sıfıra yaklaştığına göre bunun limit değeri vardır ve değer sıfırdır. Tamam. Burada bir formül ezberlemene gerek yok. Eğilimin hangi tarafı olduğunu kontrol etmen gerekiyor diyorum ve bunu uçurup arkadaki örneğimden devam ediyorum. Bakalım burada ne var? Limit x 3'e soldan yaklaşırken demiş. 2x eksi kök içerisinde 9 eksi 3x'in limit değeri nedir? Bakın bana sağdan soldan ve limitini sormamış ya da limit var mı yok mu dememiş. Sadece soldan bak demiş. Yani x 3'e soldan 3'ten küçük değerlerle yaklaşıyor. O zaman ne yapacağım? Direkt yerine 3 yazacağım. Fakat küçük bir ayrıntı var. Bakın 3 yazıyorum. 3 kere 2 6 eksi kök içerisinde 9 eksi 3 kere 3 ne yapar? X'e 3 yazınca 9. Fakat bu 3'e soldan yaklaştığı için bu çarpımın değeri 9'un soldan değeridir. Tamam mı? Nihayetinde x 3'ten bir noktada olsa küçük olduğuna göre şu çarpım nihayetinde 9'dan bir noktada olsa küçüktür. Ama ihmal edileceği kadar küçük olduğu için direkt 9 yazdık. Bunu yapma sebebim şu. Şu 9 eksi 9 eksi 9'dan kalan ne olacak bize? 0. Buradan kalan 0 olacak. Sonuç 6 olacak. Soldan limiti 6'dır. Peki hocam niye bu kadar ayrıntılı anlattınız burayı? Çünkü arkadaşım sağdan limiti farklı çıkar. Sağdan yaklaşsaydı burası nihayetinde 9'un sağından yaklaşmış olacaktı. 9 eksi 9'da şu sağdan yaklaşmış olanın işareti eksi olduğu için burası aslında eksili çok küçük bir kalan verecekti. Bu bir karekök değil mi? Çift kökün içerisinde eksili bir şey olmaz. Sıfırın solundan yaklaşan bir değer kalmaz. Dolayısıyla sağdan limiti yoktur. O yüzden zaten bize sadece soldan limitini sormuş. Onun değeri de 6'dır diyorum. Fırlatıyorum. Arkadaki parçalı fonksiyona geçtim. Bakalım burada ne demiş. Sıfır noktası kırılma noktası. Güzel. Bu fonksiyonun sıfırdaki limitini soruyor. Artı bu fonksiyonun x eşittir 2'deki limitini soruyor. Hocam önce şunu yapalım. Tabii önce sıfırdaki limitini yapalım. Şimdi sıfıra bir sağdan bir soldan yaklaşmam lazım. Sağdan yaklaşırsam büyük değerler bu. X kare artı 1. Yani şöyle olacak. Limit x giderken sıfıra sağdan x kare artı 1'i kullanacağım. Bu limit değeri x yerine sıfır yazdığından 1'dir.
Sonra limit x giderken sıfıra soldan. Soldan gittiğimde x'in sıfırdan küçük olduğu değer bu olduğu için fonksiyonu kullanıyorum. 1 eksi x. X yerine sıfırı direkt yazabilirim. 1'dir. Burada sağdan soldan yaklaşmak, pardon, sıfırın değerini yazmak direkt bize sonucu verir. Sağdan yaklaştım 1, soldan yaklaştım 1. Demek ki bunun limit değeri vardır ve 1'dir. Artı. Bu fonksiyona demiş ki 2 ile yaklaş. He, hocam iyi de burada 2 yok. Kırılma noktası 2 değil. Bak arkadaşım, 2'nin sağından da solundan da yaklaşsan kullanacağın tek fonksiyon x büyüktür 0. Çünkü 2'ye sağdan da yaklaşsan, sağdan yaklaştığın ne demek? 2.0000 2'den büyük bir değer yani. O da 0'dan büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacaksın. Soldan yaklaş 2'ye 1.99999. Sonuçta o 1.99 dediğin sayı da 0'dan büyük. Yine şu kurala uyduğu için yine bu fonksiyonu kullanacaksın. Her ikisinde de mecburen x kare artı 1 fonksiyonu kullanacağın için sağ limit sol limit aynı çıkacak. Yani x yerine 2 yazmanla çıkacak. 2'nin karesi 4, 1 ekle 5. Buradan da 5 çıkacak. Cevap 6. Hocam şu son kısmı biraz ayrıntılı. Tamam. Bak şimdi biraz ayrıntılı yapayım. Diyorum ki limit x giderken 2'ye sağdan. Sağdan yaklaştığında x 2 olduğu için, 0'dan büyük olduğu için bunu kullanacaksın. X kare artı 1. 2 yazarsa ne çıkar? 5. Limit x giderken 2'ye soldan. 2'den küçük değerlerle yaklaşsan da o değer 0'dan büyük olduğu için yine bu fonksiyonu kullanıyorsun. Yani x kare artı 1'i x yerine 2 yazınca yine 5 çıktı. Anladın? Bunu hızlı bir şekilde yazdım. 5 diye toplamlarını soruyordu. Toplam 6. Anladın mı? Anladım hocam. O zaman geçiyorum. Gelelim arkadaki E'li soruya. Bakalım bu soru ne diyor? Limit x eksi sonsuza yaklaşsın demiş. 2 çarpı e üzeri x nedir? E'yi biliyorsunuz arkadaşlar, yaklaşık 2,7 gibi bir sayıdır. Yani 2,7 devam eder böyle. Şimdi bu sayıda eksi sonsuzu yazıyorum. 2 çarpı e üzeri eksi sonsuz. Şu eksi ters çevir demek ya. 2 bölü e üzeri sonsuz diye ters çevirdim. E sayısı 2'den 2,7 olduğu için, 1'den büyük olduğu için kuvvetlerin arttıkça bu sayı büyür. Daha da büyür, daha da büyür. Nereye kadar? Sonsuza kadar kuvvet olduğun için sonsuza kadar büyür. Bu 2 bölü sonsuz olur. E sayı bölü sonsuz neydi? Hocam 0'dı. Harikasın. 0 yapıştırırsın, olayı bitirsin. Sonra da kağıdı uçurursun. Gelelim trigonometrik fonksiyonların limitine. Uf. Hocam ya, trigonometri başlı başına bela. Bir de limitin içine mi katacağız diyorsun ama maalesef öyle yapacak bir şey yok. Şimdi ikisini beraber yaşayacağız. Burada sinüs ve kosinüsün limiti çok kolaydır, çok basittir. Çünkü sin ve kos bu x ekseninde her yerde tanımlıdır. Herhangi bir boşluk yoktur. Dolayısıyla x nereye gidiyorsa gidip fonksiyonda x yerine o değeri yazacaksın. Bu. Bak şimdi limit x pi bölü 2'ye giderken sinüs 6x eksi pi'nin değeri nedir demiş. X yerine pi bölü 2 yazıyorum. Ne olur? Sinüs 6 çarpı pi bölü 2 eksi pi olur. Buradan 3 pi gelir. Eksi pi ne yapar? 2 pi. Sinüs 2 pi. Sinüs 2 pi'nin değeri nedir? Birim çemberden tabii ki biliyorsun. Ama ben yine hatırlatayım. 2 pi buraya denk gelir. Sinüs ekseni bu olduğu için. Burada yatay eksende ki de dikey eksende bu noktanın değeri 0'dır. 0 olur. İşte bu. Bu limit değeri 0'dır. Sağdan soldan yaklaşmana gerek yok bunda. Diyor. Uçuruyorum. Başka bir örnekten devam ediyorum. Burada ne yapmış? Sin kos beraber vermiş. Sıkıntı yok. Çözeriz. X pi bölü 6'ya gitsin demiş. Hemen yerine yazalım. Kosinüs pi bölü 6 eksi kök 3 bölü sinüs pi bölü 6 eksi 1. Pi bölü 6 ne demektir genco? Hocam pi 180 ise 6'ya böl 30. Bu kos 30 demektir. Kosinüs 30 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Hatırlıyorsun. Eksi kök 3 bölü. Peki sinüs 30 neydi? Hocam 1 bölü 2. Süper. 1 bölü 2 eksi 1. Bu işlemi yapayım hemen. Şöyle eksi kök 3 bölü 2 çıkar. Bölü buradan tık tık tık. Eksi 1 bölü 2 çıkar. Eksinin eksiye bölümü artı olduğu için bunları siliyorum hemen. Kök 3 bölü 2 bölü 2. Kök 3 bölü 2. Hocam şurayı kısa geçseydiniz. Neyse uzatayım. 2'ler gitsin. Cevap kök 3. Sonucumuz kök 3'tür arkadaşlar. İşte bu kadar. Anladınız mı? Anladık hocam. Uçur o zaman. Gelelim tanjant ve kotanjantla. Şimdi burada küçük bir püf noktası var. Şu kalemi bir değiştireyim. Nerede bunun kapağı? Küçük püf noktası da şudur. Bak şimdi. Tanjant pi bölü 2'de tanımsız. Görüyor musun? Kotanjant da eksi pi'de tanımsız.
Şimdi neden pi bölü 2'de tanımsız bu? Önce şunu bir hatırlayalım. Çünkü tanjant demek sinüs bölü kosinüs demek. E kosinüs de birim çemberde, birim çemberde biliyorsun pi bölü 2'de 0 yapar kosinüs. E şimdi sen buraya tutup da pi bölü 2 derecede 0 yazamazsın ki, sinüs bölü 0 olmaz, tanımsız olur. Kosinüs pi bölü 2'de 0 olduğu için tanjantın paydasına gelemeyeceği için tanjant pi bölü 2'de tanımsız. Dolayısıyla bu tanımsız olduğu noktada limiti yok. Çünkü sağ limiti başka bir yere gidiyor. Tamam mı? Sol limiti başka bir yere gidiyor pi bölü 2'de. Buna dikkat edeceksin. Tanjant tanımsız olduğu noktada limitsizdir. Tamam mı? Limiti yok. Sağ sol limit farklı yere gidiyor. Aynı şey kotanjantta var. Kotanjantta pi'de ve eksi pi'de tanımsız. Çünkü kotanjantı hatırlıyorsun. Kosinüs bölü sinüs demektir. Sinüsün sıfır olduğu noktalar nedir? Pi, 2 pi gibi değerler. Oradaki değerlerini burada yerine yazamayacağın için tanjant bu pi ve eksi pi gibi değerlerde payda sıfır olduğu için tanımsız oluyor. Dolayısıyla onun da bu noktalardaki limiti yoktur. Sağdan soldan farklı çıkar çünkü. Çünkü buradan gelsen başka bir şey çıkıyor yaklaştıkça. Ama buradan gelsen başka bir şey çıkıyor. Yükseliyor yani. Birinde aşağı, birinde yukarı. Birinde artı son, eksi sonsa, birinde artı sonsa gidiyor. Burada tanımsız olduğunu bileceksin. Bunu da ezberlemene gerek yok. O nokta paydayı sıfır yapan değerdir. Tamam mı? Buradan hatırlatmış oldum. Tanjantın pi bölü 2'de, kotanjantın pi ve eksi pi'de limiti yok. Grafikte de görmüş olduk. Diyorum, örneklerine geçiyorum. Örnekler daha çok çıkıyor aslında. Grafiği zaten karşınıza çıksa okuyabiliyorsunuz. Nereye gittiğini görüyorsunuz. Limit x sıfıra giderken kotanjant x çarpı sinüs x. Hocam burada bir çakallık yapalım. Bence de yapalım. Neden? Kotanjant kosinüs bölü sinüs ya. Orada sinüsler sadeleşsin. Ne uğraşıyoruz? Değil mi? Elinizden geldiği kadar fonksiyonu sadeleşmiş haliyle yapın. Sadeleşmiş haliyle uğraşın. Böyle kalabalık verir. Bunun aslında verildiği aslında verilmek istenen şey bu değil midir? Şurada sinüsleri sadeleştir. İşte limit x sıfıra giderken kosinüs x'i soruyor bana. X yerine 0 yaz. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. Bitti. İşte bu kadar. Buraya gelelim. Burada da bir esas ölçü çevirme var. Sinüs 7x yazmış buraya. Böyle x. E şimdi x yerine pi'sini yazalım. Ne olur? Sinüs 7 pi bölü pi oldu limit değeri. Bunun değerini bulurken esas ölçüyü bulmalısın. Yani sinüs 7 pi'nin esas ölçüsü nedir? İçinden 2 pi'nin katlarını çıkar. 6 pi'yi çıkarırsa sinüs pi bölü pi olur. Soruyorum sinüs pi nedir? Birim çemberi yine çiziyorum. Hatırlıyorsun ki sinüs pi burasıdır. Burada sinüs 0'dır. Dikey eksen sinüs ya. Sinüs 0. E 0 bölü pi ne yapar? 0 yapar. Bitti. İşte bu kadar. Tamam. Trigonometride yerine yazıyorsun. Olaya bak, olayı bitiriyorsun. Sadece tanjant ve kotanjantın tanımsız olduğu yerleri bil. Çıkarsa orada limiti yok dersin. Geldim son örneğime. Son örneğim de gerçekten güzel. X sonsuza gitsin demiş. 3 artı sin x bölü x nedir? X'in yerine götür sonsuzu yaz. Bak bakalım ne oluyor. 3 artı sinüs sonsuz bölü sonsuz oldu. İşte asıl mesele burada. Sinüs. Şu farklı bir renkle yapacağım onu. Sinüs x 1 ile eksi 1 aralığında bir fonksiyon değil mi? Hatta birim çemberde de göstereyim. Birim çemberde de 1 ile eksi 1 arasında değerler almıyor mu sinüs? Çünkü bu dikey sinüs eksenidir. Evet hocam alıyor. O zaman sen bu x açısını ne kadar arttırırsan arttır, bu sadece gereksiz turlar atar. Açıyı büyüttükçe tur atar bu. Ne kadar çevirirsen çevir, 1 ile eksi 1 arasında değer alacağı için burada 1 ile eksi 1 arasındaki şu turlara göre değer alır. Yani yine sabit bir sayı olarak değer alır. Tamam. Sonsuza kadar büyümez. Açıyı sonsuza kadar büyütmen bunun tur atmasını sağlar sadece. O sabit sayıya 3 ekleyince de sabit sayı olur. Yani nihayetinde payın bir sabit sayı olur. Ama paydan sonsuz. Sayı bölü sonsuza ne diyorduk? 0 diyorduk hocam. Harika, yapıştır 0'ı. İşte bu kadar. Bunun da örneklerini çözdük. Atıyorum bakalım arkada ne yazıyor. Dördüncü derste belirsizlikler var arkadaşlar. 0 bölü 0, sonsuz bölü sonsuz, sonsuz eksi sonsuz, 0 çarpı sonsuz, 1 üzeri sonsuz gibi belirsizlikler karşımıza çıkacak. Bu sefer o belirsizlikleri çözüp işlemlere devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz diyorum. 4'te görüşürüz.